Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Logitech'in Ergo K860 model isimli klavyesine yakından bakacağız. Ergo K860 isminden de anlaşılabileceği üzere Logitech'in ergonomiyi ön planda tuttuğu modellerden bir tanesi. Bunu yine Ergo serisi altında üretilen pek çok klavye ve faredeki alışılagelmişin dışındaki tasarımlarda görmek mümkün. Sade ve şık bir kutulamayla gelen klavye beraberinde kutudan bir adet Unifying USB alıcı ve garanti belgesi kullanım kılavuzu gibi dökümanlar çıkıyor. Dilerseniz ilk olarak teknik detayları aradan çıkaralım zira bu klavyenin tasarımı ve konforu hakkında uzun uzun konuşmak gerek. Ebatları itibariyle 233 mm yüksekliğe, 456 mm genişliğe ve 48 mm derinliğe sahip olan klavyemizin ağırlığı ise tamı tamına 1160 gram. Tabii bunda bilek desteğinin klavyeye bütünleşik bir şekilde gelmesinin de payı var. Bluetooth düşük enerji teknolojisine sahip olan klavye 10 metreye kadar kablosuz kullanım imkanı sunuyor ve ihtiyaç duyduğu gücü 2 adet pilden alıyor. Alt kısımdaki kapaklı bölmenin içerisine yerleştirilen pillerin yanı sıra buraya bir de USB alıcı için saklama haznesi konulmuş. USB ile bağlandığında Windows 10 veya üzeri, macOS 10.15 veya üzeri, ChromeOS ve Linux işletim sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışan Ergo K860 Bluetooth üzerinden de tüm bunlara ek olarak iPadOS 14 ve üzeri ile uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. Ergo K860 kas gerginliğini ve temas basıncını azaltmayı amaçlayan bir tasarıma sahip. Bu nedenle orta kısmında bombeli bir yapı görüyoruz. Bu sayede ellerinizi klavye üzerine koyduğunuzda standart klavyelerde alışık olduğunuzdan çok daha konforlu bir hissiyata kapılıyorsunuz. Özellikle uzun saatler boyunca masa başı işlerde bilgisayar başında çalışması gereken kullanıcılar için kullandığı ekipmanların ergonomik yapısı birinci öncelik oluyor. Çünkü bu konuya dikkat edilmediğinde ilerleyen zamanlarda el, bilek, parmak ağrıları gibi konforunuzu azaltan, çalışmayı işkence haline getiren durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ergo K860'ın bu farklı tasarımına ayak uydurabilmesi açısından tuş takımında da farklı bir dizayna gidilmiş. Özellikle klavyenin orta bölmesine denk gelen T, G ve N gibi tuşlar daha kolay basabilmeniz adına diğer tuşlara oranla çok daha geniş tutulmuş. Boşluk tuşu da ortadan ikiye ayrılmış. Dışarıdan bakıldığı zaman belki garip karşılanacak bir tasarımı var ki alışıla gelmişin dışında olduğu için bu çok normal ancak kullanmaya başladığınızda kesinlikle rahatlığını hissedebiliyorsunuz. Tabi normal bir klavyeden bir diğerine geçtiğinizde bile tuşların yerleri kas hafızanıza oturana kadar bir alışma süresi geçiriyorsunuz. Haliyle bu klavyeyi de ilk kullanmaya başladığınız anda özellikle de daha önce bu tarz bir ürün kullanmadıysanız garipseyebilirsiniz. Ancak kendi deneyimim ölçüsünde klavyeyi kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra alıştığımı ve sorun yaşamadığımı söyleyebilirim. Neredeyse klavyenin kendisi kadar geniş yapılı olan bilek desteği 3 katmanlı bir tasarıma sahip. En alt yüzeyde 4 milimetre kalınlığındaki hafızalı köpük, onun üzerinde 2 milimetre kalınlığında yüksek yoğunluklu köpük ve en üstte de 0.5 milimetre inceliğinde örgü kumaş katmana yer verilmiş. Logitech'in verdiği rakamlara göre bu bilek desteği normal bir bilek desteğine oranla %54 daha fazla destek sunuyor ve bilek bükme oranınızı da %25 azaltıyor. Bu klavyeyi farklı kılan detaylardan biri de klavye yüksekliğini değil, bilek yükseklik açısını ayarlamanıza olanak tanıması. Arkasını çevirdiğimizde klavyeyi yükselten ayakları üst kısımda değil alt kısımda görüyoruz. Burada iki farklı ayar yüksekliğine yer verilmiş. Tamamen kapalı olduğu senaryo ile birlikte 0 derece, eksi 4 derece ve eksi 7 derece olmak üzere toplamda 3 farklı bilek yüksekliği seçeneğine sahip oluyoruz. Otururken veya yüksek bir masada ayakta çalışırken kısaca her koşulda bileğiniz için en uygun açıyı bulmanız mümkün. Klavyenin tuş takımında ince profilli tuşlara yer verilmiş kuş sesi konusunda rahatsız etmeyen bir performansı var. Dolayısıyla ofis gibi ortamlarda çalışırken çevrenizdekileri rahatsız etmeden veya evde geceleri iş yaparken kimseyi uyandırmadan bu klavyeyi kullanabilirsiniz. Ergo K860'ın sol üst kısmında bir logo ve hemen üstünde de bir bildirim ışığı yer alıyor. Bu ışık klavyenin pil seviyesini gösteriyor. Bu klavyenin en dikkat çeken özelliklerinden biri de pil ömrü diyebiliriz. Zira Logitech Ergo K860'ı pil değiştirmeden 2 yıl boyunca kullanabileceğimizi söylüyor. Tuş takımından devam edecek olursak daha önce inceleme masamıza konuk olan çoklu işletim sistemi desteğine sahip tüm Logitech klavyelerde olduğu gibi Ergo K860'da da Windows ve Mac'te farklı görevleri yerine getirebilen hibrit tuşların yer aldığını görüyoruz. Üst kısımda da fonksiyon tuşlarına yer verilmiş. Ek olarak 1, 2 ve 3 yazan tuşlar yer alıyor. Bu tuşlar klavyenin bağlı olduğu sistemleri gösteriyor. Ergo K860 aynı anda 3 farklı cihazla bağlantı kurabilen bir klavye ve bu tuşlar yardımıyla yani tek tuşla cihazdan cihaza geçiş yapabiliyorsunuz. Çalışma masanızdaki birden fazla cihazı aynı anda tek bir klavye ile kontrol edebilmek hem büyük bir kolaylık hem de ciddi bir yer tasarrufu. Logitech'in bu tarz ürünlerinde bu özelliğe yer vermesi önemli artılarından. Bağlı cihazlar ve klavye üzerindeki tuşlarla ilgili tüm yazılımsal özelleştirmeler için yardımcımız Logitech'in Options yazılımı. Options yazılımı üzerinden fonksiyon tuşlarına farklı görevler atayabilir. Dilerseniz sağ üst kısımdan uygulamaya özel ayarları aktif ederek dilediğiniz uygulamalar için farklı tuş atamaları yapabilir veya bunlarla işiniz kalmadığında uygulamaları bu listeden tek tuşla kaldırabilir. Sol alt kısımdaki kutucuğu işaretleyerek fonksiyon tuşlarının birincil ve ikincil önceliklerinin yer değiştirmesini sağlayabilirsiniz. Daha fazlası kısmından Klavye üzerindeki Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Insert ve Başlat tuşu gibi yanlışlıkla bastığınızda o anki çalışmanızı etkileyebilecek tuşları kapatabilir. Easy Switch menüsünden klavyenizin bağlı olduğu cihazları görebilir ve uygulamanın en alt kısmından klavyenin bağlantı durumuyla pil seviyesini takip edebilirsiniz. Toparlayacak olursak Ergo K860 tüm bu saydığım özellikleriyle birlikte kullanması gayet keyifli bir klavye olmuş ofiste kullandığım süre boyunca son derece memnun kaldığımı söyleyebilirim. Sağlığınızı ön planda tutmasının yanı sıra üretiminde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılmasıyla çevre dostu bir iş ortaya koyulmuş. Şayet çalışma masanız için ergonomik bir klavye arıyorsanız ayarlanabilir bilek açısı, geniş bilek desteği, kablosuz kullanımı, 2 adet pille 2 yıl kullanılabilmesi, aynı anda 3 cihaza bağlanabilme ve farklı işletim sistemlerini destekleme gibi özellikleriyle Logitech Ergo K860 modeline göz atmanızda fayda var. Bu videomuzda sizlerle birlikte Logitech'in Ergo K860 model isimli klavyesine yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.